Kaynakçı. Kaynakçı. Efendim Mehmet Usta. Bir sorun var. Gel benimle, sen çözersin. Hallederiz usta. Bu kaynakçı işi biliyorum dedi ama mahvetti işi. Bir el atta toparlayalım şimdi. Ultrasonik muayene 20 MHz mi? Vallahi doğru. Benim bunu tekrar kesmem gerekiyor. Getir bakayım bana şalomayı. Hadi bakayım. Döktürdüm vallahi. Çatlakları görmemişsin. Anlarım da delikler arasındaki boşlukları doldurmazsan iyi kaynak yapamazsın. Ayrıca hortumun iyi takıldığına emin ol. Eğer zırh da düzgün takılmazsa hava boşlukları kalır. Birinci sınıf kaynakçı olmak istiyorsan kaynağın kraliçesini iyi dinle. Yaptığınız iş arasındaki farkı görüyor musun? Bu farkın maaşa yansıması gerekmiyor mu usta? Benim elimde değil biliyorsun. Ama sana bir dürüm ısmarlarım. Sen gerisini halledersin. Ben kaçıyorum usta. Sen her öyle paydosunda nereye gidiyorsun kızım? Hiç. Hayat bizler için yazılmış, senaryoları oynadığımız bir tiyatro sahnesi sanki. Kimimizinki eğlenceli, kimimizinki hüzünlü. Benimkisi gizemlerle dolu. Biraz uzun bir hikaye. Mutlu bir sonu olduğunu hiç düşünmedim ama kaderime de hiç isyan etmedim ben. Yaşadığım her anın, başıma gelen her şeyin bir nedeni vardır diye düşündüm. Annemi babamı çok sevdim. Gerçek annem kim diye düşünmeyi bırakalı yıllar oldu. Hayallerimse babamdan miras bana. Bir an, bir saniye bile unutmadım babamı. Hayat fırtınalarla savururken beni, o hep sığınacağım limanım oldu. O kadar özlüyorum ki onu. Neredesin baba? Sesimi duyuyor musun? Pasta üflemeyi. Evet, evet. Gel. Ece de gelsin değil mi oğlum? Gel üfleyeceğiz, gel. Gel hayatım, gel. Üfleyecek miyiz, gel. Hoppa. Ay, ay, ay. Alper bir üfles, hadi üfle abla. Hadi, üf yap kızım, üf yap. Hadi bakalım, bir, iki, üç. Aferin. Aferin size. İnşallah bütün doğum günlerini beraber kutlarlar. Aferin benim güzel kızıma, benim fıstığıma. Ben bakın. Alo. Temiz misin? Evet. Açığa çıktım. Tahliye planı B.
güvenli şifre Mayıs. Ama kızım, ailem... Önderciğim, hadi hayatım gel. Hediyeleri açacağız, seni bekliyor Ece. Tamam, tamam canım. Hadi babası gel. Geliyorum hayatım. Ne kadar vaktim var? Aileni hemen gönder. Birazdan gelirler. Bak, acele et Önder. Bu işin şakası yok. Buyurun efendim. Çabuk araçları çıkartın. Emredersiniz. Ben de bilmiyorum ki. Celil hemen toplan gidiyoruz. Neleri alayım? Raporlar? Raporları al çabuk acele et. Önder lütfen söyler misin ne olur? Anlatacak zaman yok. Asu sadece söylediklerimi yap tamam mı? Çocuklar ne olacak? Önder ne olur bir şeyler söyle. Bak acilen buradan kaçmamız lazım tamam mı? Hepimizin hayatı tehlikede şu anda. Soru sorma ve söylediklerimi yap. Hadi hazırlan. Allah! Önder çocuklar yandı. Asu çabuk çabuk. Paket yok çabuk. Ne yapıyorsun? Kaçmamız lazım. Oyalanma çabuk. Celil! Marangozun oradaki ara yoldan git. Koş koş. Onları ben hallederim. Celil, kızım sana emanet. Sadece söylediklerimi yap. Git hadi. Neden sen gelmiyorsun? Hayır. Seni bırakmam. Önder ne olur sen de gel. Yalvarırım sen de gel. Asu. Git. Kızımızı kurtar. Hadi. Hadi git. Önder kaçıyor. Neden? Neden? Önder Bey geride kaldı.
Bir anda girdiler eve. Bunları konuşmanın sırası değil. Şimdi lütfen beni dinle. Arabaya bin. Şoför sizi güvenli bir yere götürecek. Ben Önder'i bulup getireceğim. Tamam mı? Evet. Sen benimle geliyorsun. Yürü. Mikrofilm nerede? Sana söylüyorum! Mikrofilm nerede? Atın silahlarınızı. Sence hiç gelmeyeceksin sandım. Asu ve çocuklar iyi mi? Merak etme. Onları güvenli yere gönderdim. Oh, çok şükür. Mikrofilm nerede? Celil. Evden çıkarken bana vermişti. İşte burada. Bunun ta ilk baştan beri bende olması gerekmiyor muydu? Boş ver onu. Yetişemeseydin az kalsın ölüyordum. Sağ ol Sancar. Sağ ol. Ne yazık ki seni kurtarmaya yetişemedim. Neden? Neden? Başka kimsesi yok. Lütfen abi. Beni öldürme. Ömrüm boyunca köleniz olurum, yalvarırım. Celil, benim bir sürü kölem var. Sen bir işime yaramazsın. Beni öldürsün. Beni öldürme. Beni öldürme. Beni abi, dur.
Abi, beni öldürme ki. Yıllar boyu sana hizmet edeyim abi. Bakalım canını bağışladığıma değecek misin? Toparlanın. Gidiyoruz. Önder nerede? Yetişemedim. Özür dilerim Asu. Maalesef yetişemedim. Önder neden seninle gelmedi? Onu kaybettik Asu. Öldü o. Kardeşimize dünya ve ahiret haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Eder misiniz? Helal olsun. Eder misiniz? Helal olsun. Helal olsun. Yenge, konuşmamız lazım. Benimle birlikte Bursa'ya gelin. Ece orada okusun. Hem abim de öyle olmasını isterdi. Benim yanımda daha güvende olursunuz. Ben şu anda bunları konuşacak durumda değilim. Yenge, ne zaman konuşacağız? Dün bu evi delik deşik ettiler. Burada nasıl kalırsınız? Onlar bizi değil,
Önder'i istediler. Ve aldılar. Onlar bulunmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Lütfen saçmalama yenge. Burada güvende değilsiniz. Sencer güvenliğimizi sağlayabileceğini söyledi. O koruyabilse abimi korurdu. Haklısın. Önder'i koruyamadım. Haklısın. Ama Asu ve Ece bana Önder'den emanet. Canım pahasına da olsa onlara bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Yiğit. Canımı aldılar. Geleceğimi aldılar. Çocuğumun babasını aldılar. Ben şu anda karar verebilecek durumda değilim. Hayatta tutunacak tek dalım var. O da Ece. Sadece kızımı düşünmek istiyorum. Senin adın Alper'di değil mi? Gel bakayım Alper. Bu çocuğun büyüdüğünü görmek istiyorsun değil mi Celil? Evet efendim. Eğer çocuğun zarar görmesini istemiyorsan... ...söylediğim şeyi yapacaksın. Sencer Bey ben anlayamadım tam olarak. Anladın. Anladın. Asu'nun çocuğunu öldüreceksin. Kocası ölen bir kadın için hayata tutunmanın tek yolu çocuğudur. Bu umudu onların elinden almadıkça bir türlü gerçeği kabullenip kendi hayatlarına bakamazlar. İşte Asu'nun elinden de bu umudu almamız lazım. Seni bağışlarsam ne istersem yapacağını söylemiştin değil mi? Asu'nun çocuğunu öldüreceksin. Asu'nun çocuğunu öldüreceksin.
Ece! 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 Gel lütfen. Otur biraz, dinlenmen lazım. Olmaz böyle. Yok. Biliyorum. Önder öldürenler kaçırdı kızımı. Ece yaşıyor biliyorum. O yaşıyor. Ölmedi benim kızım. Ece'nin yaşadığına senin kadar ben de inanmak istiyorum. Ama kabul etmek zorundayız. Öldü o. Hayır. Bunu duymak istemiyorum. Kızım ölmedi. Sakın bir daha böyle bir şey söyleme. Ölmedi diyorum sana. O ölmedi. Kızım yaşıyor biliyorum. Ölmedi o. Ölmedi. Ne olur yapma. Ölmedi. Sakin ol. Ölmedi biliyorum. Biliyorum, bırakın beni. Bırakın, nereye götürüyorsunuz? Bırakın. Gerizekalı. Bir işi beceremedin. Sana kadının geçmişiyle bağını kopar dedim. Şimdi geçmişine daha fazla bağlandı. Bir an bile aklından çıkmayacak bu çocuk. Nerede bu çocuğun cesedi? Sencer Bey, şey... Dalgalar götürmüş olmalı. Saçmalama be, saçmalama. Aptal herif. Bana bak. Buyurun efendim. Bu çocuk belli ki öldü. Kadıncağızı umutlandırıp beyhude bir şey için yıllar boyunca acı çektirmeye gerek yok. Ben gerekli yerlerle konuşurum. Bu dosyayı kapatın. Tamam efendim. Bazen hayat elinden her şeyi alır. Tutunacak tek bir dalın kalmaz. Zordur. Çaresiz kalırsın. Derdini kime söylesen anlamaz gibi gelir. Boşlukta öylece durursun. Ben de karımı kaybettiğimde, bu iki yavruyla baş başa kaldığımda çaresizliği iliklerime kadar hissettim. Yalnızlığı, ümitsizliği. Konuşma, hiçbir şey söyleme. Kader bu Asu. İzin ver seninle bağ kurmamıza. Onlar daha kimseye anne diyemedi. Sana desinler. Anneleri ol. Sen de onları al. Yavrum da. Çocukları niye buraya getirdin? Bu çocukların kapısı sana daima açık Asu.
Onlara anne demeyi sen öğret. Hayır. Hayır. Anne. Harikaydın, büyüledin bizi hayatım. Dilar artık konsere hazır. Çok güzel bir konser olacağından eminim. Ben de başaracağını biliyorum. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Güzel kızım benim, bebeğim. Oh. Baba, evimde kalacağımız Celil amca senin yakın arkadaşın mı? Var ya, Celil amcanla askerde yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Bir de zamanında ona çok güzel bir iyilik yapmıştım. Celil Onbaşı. Vay be. Nasıl özlemiştir beni kim bilir ha? Ne diyorsun Murat, ne diyorsun? Ne? Ne diyorsun diyorum. Ya Celil'i diyorum. Bizi görünce ne kadar sevinecek kim bilir diyorum. İnşallah. Ne kadar özlemiştir beni kim bilir. Bana bakın. Şşş, Feryal. Sakın ev mev aradığımızdan bahsetmeyin ha. Sakın bahsetmeyin. O çünkü şey der şimdi, benim evim dururken bir de ev mi arıyorsunuz? Sakın. Hasbinallah. Hasbinallah. Oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Dur bakalım. Önce bir dilek tut, değil mi? Aslan oğlum benim. Celil Efendi. Geliyorum. Bora Bey. Spora gideceğimizi bilmiyor musun? Biliyorum Bora Bey. Çantalar nerede peki? Orada. Kırmızı çantayla gitmediğimi bilmiyor musun? Değiştir çabuk. Diğerine koy eşyaları. Tamam. Değiştirelim. Baba, İstanbul'da iş bulabilecek misin? Bulurum tabii canım. Bir sürü gemi var, deniz var orada. Birinde çalışırım. Ben de çalışırım. Yok, sen çalışmayacaksın. Sen okuyacaksın. Okuldan boş kalan vakitlerimde çalışsa? Olmaz, şimdiden anlaşalım Nehir. Çalışmak yok. Ben çalışacağım, baban çalışacak. Sen çalışacağını derslerine çalışacaksın. Nehir, ne düşünüyorum biliyor musun? Böyle gözümün önüne geliyor. Böyle seneler geçmiş. Mesela sen üniversiteyi bitirmişsin böyle, tamam mı? Böyle hep beraber geliyoruz senin mezuniyet törenine. Böyle o kepleri havaya atıyorlar ya. Allah, sen de böyle kepi fark diye fırlatıyorsun havaya. Biz de oradayız. Vay be. Ne olacaksın acaba? Mühendis mi olacaksın yoksa? Evet baba, çok çalışacağım, mühendis olacağım. Sonra birlikte tersanede çalışacağız. Beni işe mi alacaksın? Evet. Yerim seni kızım, beni işe alacak. Mühendis Nehir Yıldırım. Benim kızım mühendis, sizinki ne acaba? Harika olacak, harika. Eğer kurmanız bittiyse biraz gerçeklerden konuşalım. Acından öldü çocuklar. Evet ya, baba çok acıktı. Kızım.
Kırkanı aldın değil mi hayatım? Aldım anneciğim. Aferin. Spordan sonra terli terli dolaşmak yok, tamam mı? Tamam anneciğim. Bir de buradan. İyi dersler. Bora. Öpücük yok mu? İyi dersler hayatım. Kardeşine dikkat et, olur mu? Güle güle anneciğim. Güle güle canım. Teşekkür ederim. Alper. Bana babanı yollar mısın? Tabii efendim. Hüseyin Usta. Burası bitti sayılır. İstersen öbür tarafa geç ha. Tamam Celil Bey. Baba. Efendim oğlum. Baba, Sencer Bey seni çağırıyor. Tamam. Demek olmadı öyle mi? Ben olmadan bir işi beceremiyorsunuz. Acil toplanın, geliyorum. Efendim, beni çağırmışsınız. Neden daha önceden haber vermedin? Çocuğuna şöyle güzel bir doğum günü partisi verirdik. Sen, ben, Asu, çocuğun falan eski günleri yad ederdik. Ne güzel olurdu diyeyim. Sencer Bey, biz gerçekten kendi aramızda kutlamıştık. Hay biri mi gördü bilmiyorum. Kimsenin görmesine gerek yok. Oğlum karıma kendisi haber verdi. Çok özür dilerim efendim, bilmiyorum. Tahmin edemedim. Sus! O kız çocuğu öldü artık. Karıma bunu yeniden hatırlatacak olursan seni doğduğuna pişman ederim. Anladın mı? Pişman ederim. Tabii efendim. Git hadi. Hayatım, o güzeller güzeli yüzün gülsün lütfen. Nedir gözyaşlarının sebebi? 12 yıl oldu. 12 yıl önce bir Mayıs sabahı girdi hayatıma. Öylece de kaldı. Ecem'in doğum günü bugün. Ve sen o güzel, cennetlik yavrucağın anısına her gün saygı gösterdin. Onun o güzel ruhu seni bir yerlerde izliyor. Ve anacığının parçalanan yüreğiyle her seferinde bir kez daha acı çekiyor. Oysa ki senin gülmen onu mutlu edecek. Thank you.
ağacın dallarını budamanın zamanı geldi artık. Baksana az kalsın gözümü çıkarıyordum. Baba, ben artık büyüdüm değil mi? Büyümek mi? Kocaman oldum, beni bile geçtin maşallah. Ben artık doğum günü falan kutlamak istemiyorum. Neden oğlum? Çocukça geliyor öyle şeyler bana. Olur mu oğlum öyle şey? Her zaman kutlayacağız. Çünkü sen her sene biraz daha büyüyeceksin. Ve her sene seni görmek istediğin yere biraz daha yaklaşacaksın. Her şey senin için Alper. Bunu unutma. Eve bak. Celil amca burada mı yaşıyor? Yok deve. Onun değildir bu canım. Celil komutana bakmıştım ben de. Kim? Celil komutan. Beni tanımadın mı? Benim ben, Murat. Levazımdan. Bu çocuk bundan sonra senin çocuğun olacak Murat. Seni baba bilecek. Eğer bu çocuğu sahiplenmezsen beni de bu çocuğu da öldürecekler. Al bu parayı da. Bu çocuğa iyi bak Murat. Ve beni de unut. Ben ne yapacağım şimdi komutanım? Benim ben Murat. Askerden. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar, yaylalar, yaylalar. Gel, gel, gel. Allah Allah komutanım ya. Yıllar sonra seni ziyarete geldik. Amma sinirlendin ya. Sus lan sus. Hani söz vermiştin bana? Hani bir daha birbirimizi görmeyecektik? Ya o yıllar önceydi. Baksana büyüdü, kocaman kız oldu. Murat, bu iş ölüm kalım meselesi demedim mi ben sana ha? Bu kızı bu eve nasıl getirirsin? Niye? Ne var ki bu evde? Benim yanıma nasıl getirirsin yani? Bak Celil komutan, bazı sıkıntılar oldu. Ben gelmek zorunda kaldım. Celil komutanım anlayışlıdır diye düşündüm. Ya sen hanımdan dayak mı yedireceksin bana? Ha? Ben burada kalırız dedim, ikna ettim, kaçtık geldik. Tamam. Şimdi gidiyoruz karına. Burada neden kalamayacağını anlatıyoruz, tamam mı? Yürü. Ya yapma Celil komutan Allah aşkına. Dedim burada kal. Dur şimdi dur dur. Sus. Hoş geldiniz Yiğit Savcı. Ne savcısı Celil abi ya? Yiğit de Yiğit. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Asu evde mi? Tabii, buyurun, buyurun. Arabayı alırsın. Tamam, hallederim ben.
buradan gitmeniz lazım. Hemen. Yapma Cengiz Komutan. Yetiş adam eşyaları indiriyor. Sen ne diye getirdin bizi buraya? Şişt, ne oluyor orada? Ya. Yeter ya. Zaten dediğinden daha fazla yol geldik ya. Yeter ya. Ne var canım? İki adım yol geliverirsin işte. Murat ne yapacağız Murat? Ya ne yapacağız Feryal? Bir otelde kalırız Allah aşkına. Baba. Ya bir sus. Bağırıp dur çocuğa. Yavaş yavaş kırılacak kardeşim. Bırak bizi. Ben indiririm bırak. Ben indiririm bırak. Önder'in evini kiraya vereceğini duydum. Evet. Ben karışamam ama bunu yapmanı istemiyorum. Ne hakla? Yiğit, seninle tartışmak istemiyorum. O ev benim için pek çok anıyla dolu. Bu yüzden mi burada yaşıyorsun? Buradayım. Doğru. Ama yaşıyor muyum orasını bilemiyorum. Lütfen Yiğit. Anılarla dolu o eve kimsenin girmesine izin verme. Anılarla yaşamanın kimseye bir faydası yok artık. Olup bitmiş şeyleri düşünmekten yoruldum. Geçti gitti her şey. Sen kendine yeni bir hayat kurdun. Bir anda yeni bir kocan... İki de çocuğun oldu. Birisini unut gitsin. Beni affedemediğini ve kızgın olduğunu biliyorum. Anne olmanın, çocuğunu kaybetmenin nasıl bir acı olduğunu sana anlatamam. Yok efendim, çok yakın arkadaşıymış. Mümkün değil, başka yerde kalmamıza izin vermezmiş. Hani nerede ha? Şu hamile halime yollara düşürdün, yuvamızdan ettin bizi. Ya ne yapacaktık Feryal? Ha? Alacaklılar her gün postacı gibi kapıyı çalıyor. Bir değil, iki değil. Benim de bir izzeti nefsim var herhalde, değil mi? Yesinler senin izzeti nefsini. O ikisi sende olaydı, biz böyle sürünür müydük acaba? Feryal! Anneciğim lütfen sinirlenme daha fazla. Bak hamilesin. Sus be, uğursuz. Ağlama, ağlama, ağlama. Dur. Bu veledi ya şimdi bu evden götürürsün ya da ömür boyu piç gibi yaşar. Önder abimin ve Ece'nin açtığı yaralar seni bu kadar korkuttu öyle mi? Sana inanmamı bekleme Asu. Lütfen o eve kimseyi sokma. Bana söylemek istediğin başka bir şey var mı? Gidin başka yerde kavga edin ya. Sen de ne arkadaşmışsın ama. Ya kusura bakma vallahi Celil Komutanım, sana da mahcup olduk. Biz gideriz şimdi. Şu hamile halimle düşük mü yapayım buralarda? Celil abi hayırdır? Yok bir şey Sayın Savcı. Sayın Savcı kusura bakmayın. Biz ev arıyorduk da ondan buraya geldik. Celil abi akrabalarınız mı? Yani... Aslında asker arkadaşıyız biz, çok yakınız. Sormadan gelmişler, şimdi gideceklerdi. Peki kalacak bir yeriniz var mı? Vallahi Sayın Savcım yok. Yani buraya geldik ilk. Bu şoför bunları buraya bıraktı. Yani artık insanlar ne kadar bozuldu bu, ne hale geldi böyle ya? Anladım. Mustafa merhaba. Bana bir kamyonet gönderir misin?
Adresi veriyorum. Buyurun Asu Hanım. Hiç eski eve gittin mi? Eski ev mi? Evet. Hayır, hiç gitmedim. Bugün Yiğit'le tartıştık. Galiba o evi kiraya vermeyi düşünüyor. Peki benim ne yapmamı istiyorsunuz? Yiğit'le konuşup o eve gitmeni. Daha sonra ben de görmek istiyorum. Asu Hanım, Sencer Bey duyarsa... Bir şey olmaz, merak etmeyin. Peki tamam. Kusura bakmayın, ev yıllardır kapalı. Buyurun, buyurun lütfen. Arada temizlikçi getiriyorum ancak içinde yaşayan olmayınca tabii. Tabii, tabii. Çok teşekkür ederiz. Ama biz kaldığımız günlerin kirasını ödeyeceğiz ha. Sizden kira isteyen oldu mu? Burası benim rahmetli abimin eviydi. Ha. Allah rahmet eylesin. Çok eli açık, çok yardımsever bir insandı. Yaşasaydı eminim o da size sahip çıkardı. Mekanı cennet olsun inşallah. Denecek söz yok yani. Allah razı olsun sizden. Ama biz başka bir ev mutlaka bulacağız, çıkacağız. Onu söyleyeyim. Ya Murat, tamam. Fazla uzatmayalım lafı istersen. İşi gücü vardır. Koskoca savcıymış adam. Senin gibi işsiz güçsüz. Hadi bakalım çocuklar, içeri geçelim hadi. Yeğenim doğduğunda almıştım. Baba ev çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Kaç yaşındasın sen? 11. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Bir çay demleseydik savcım, ondan sonra? Siz önce yerleşin, daha sonra çay içeriz.
Allah kahretsin. Buraya mı getirmiş bunları? Yiğit amca. Efendim canım. Her şey için çok teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu amca kim baba? Bu herhalde Yiğit Bey'in rahmetli abisi kızım. Yiğit amca gibi bu amcanın da insana güven veren bir yüzü var. Kız, sen büyüdüğünde insan sarrafı mı oldun ha? Bir okumak lazım tabii. Çok huzurlu. Eşyalar da çok güzelmiş değil mi anneciğim? Çen çen konuşup durma. Neresi güzel? Hepsi en az 20 yıllık. Ne güzel, antika işte değil mi? Evet. Onu bunu bırakın da şimdi. Yukarıda bir oda var kilitli. Biz nerede yatacağız Murat? Savcı Bey'in abisinin eşyaları var o odada. Kilitli orası, kapalı. Aşağıda da oda yok. Bu eve nasıl sığacağız biz? Ya nasıl yok Feryal? Orada bir tane oda var işte. Çocuklar da burada yatar. Olmaz öyle şey. Koca koca çocuk oldular, beraber yatamazlar. Ben bahçede bir kanepe gördüm, Nehir orada yatsın. Feryal, kız nasıl yatsın orada ya? Ne var canım? Yatsın işte. Ne demek ne var? Börtü var, böcek var, bir sürü şey var orada. Nasıl yatsın kız orada? Murat! Ya baba, yatarım ben. Hem daha serin olur, oh mis gibi. Kim yaptıysa bulacağım abi. Kızının ve senin kanın yerde kalmayacak. İyidir Nehir'ciğim. Yine dakiksin maşallah. Etler de taze görünüyor. Seninkiler de burada. Bak hazır. Sen bana bir kilo da biftek yaz. Yazma ama. Bu göz hakkı. Sende de ne göz varmış? Kaç para o biliyor musun? Ben senin sürekli müşterin değil miyim? Canım benim. Ne
Hadi güle güle. Ah bu kız. Günaydın size. Oo, ziyafet var ha. Et yiyeceğiz. Bilemedim. Menemen yiyeceğiz. Bunlar dükkana gidecek. Ya yeter her gün menemen artık. Bıktım ya. Yeter ya. Sen sus bakalım Sinan. Bu dünyanın en güzel menemenini nehir yapar bir defa. Abla, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Pınar, sabah senin matematik ödevlerini kontrol ettim. Eksik vardı. Abla, ama çok zordu ya. Yapamadım ki. Okulu aksatmak yok. Bozuşuruz ona göre. Ayrıca beni okuldan aradılar. Haftaya veli toplantısına gidiyorum. Sofraya. Menemen geldi. Önce bana. Bana da abla, bana da. Hay Allah'ım kızım. Okuldaki ilk günün ne diye böyle erkenden kalkıp yordun kendini? Ya sabah kalk, işte kahvaltı hazırlayayım dedim. Hem annem hamile ya, daha fazla yorulmasın. Ah canım benim, ah güzelim. Koy biraz daha koy. Vallahi kurt gibi açım ha. Seni bile yerim. Afiyet olsun. Sağ olasın. Tam kıvamında olmuş vallahi. Ha? Yumurtayı kırdın mı sen? Bu ne böyle? Aynen. Kızcağız kalkmış sabahtan menemen hazırlamış. Değil mi? Hamileyim ben. Yumurtayı haşlanmış yemem lazım. Yoksa bu çocuk nasıl gelişecek? Menemen yapıp ziyan etmişsin. Özür dilerim anneciğim, düşünemedim. Yemeyeceğim, verme bana. Ver kızım sen, bana ver. Ben hepsini yerim bundan. Hah, koy. Kendine de koy, hadi. Hadi bakalım. İyi dersler. Hadi. Nehir. Ne oluyor? Baba ben korkuyorum. Ne? Korkuyorum. Korkuyorsun. Neden? Ya arkadaşlarım beni sevmezse? Sevmez olurlar mı hiç? Baksanıza ne kadar tatlısın.
Hadi fırla fırla fırla. Baksana. Benim önceki okuluma hiç benzemiyor. Farklı değil mi sence de? Geldiler hacım. Bora, geç canım. Bak Melih. Önemli olan burası ve burası. Anladın? Nehir Yıldırım, sen güçlü bir kızsın değil mi? Çok memnun oldum ben baba. Ben de kızım. İyi dersler. Evet Celil Bey, gidebiliriz. Hemen. Başka bir okuldan geldim ve artık bu sınıftayım. Sizinle de arkadaş olmak istiyorum. Yazık mı bu kız? Adil Ağrı'nın yanına oturdu. Ne yapıyorsun be? Kalk oradan. Yanıma neden oturdun? Başka birisi mi oturuyor? Hayır ama seni istemiyorum. Gördüğün gibi başka bir yer yok ve burası da iki kişilik. Aferin ya, matematiğin de çok iyiymiş. Dilara ne oluyor burada? Yanımdan gitmesini istiyorum. Sen? Ben yeni öğrenci Nehir. Müdürle konuştum ve artık bu sınıfta olduğumu öğrendim. Peki o zaman. Bakalım şimdi sana sıra bulabilecek miyiz? İlk numara sen şu kızla yer değiştirsene. Hayırlı arkadaş gelmiş. Murat yok mu? Ne bileyim ben onun nerede olduğunu. Bekçisi miyim? Sabah erkenden çıktı gitti işte. Hayırdır Celil komutan? Aha geldi ahbap çavuşum. Oturun askerlik anılarınızı konuşun şimdi. Bana baksana. Sen Nehir'i Sencer Bey'in çocuklarının gittiği okula mı yazdırdın? He? Ya Celil komutan. Ben nereden bileyim kimin çocuğu hangi okulda okuyor? Ya bir şey bilmiyormuş gibi davranma ne olursun. Buraya gelmemen için sana tonla para ödemedim lan. Neyin peşindesin? Bana bak. Ne kadarını biliyorsun? Neyin ne kadarını biliyorum? Ya sen ne saçmalıyorsun Celil komutan Allah aşkına? Kaç para koparmanın peşindesin ha? Söylesene kaç para istiyorsun? Ya sen beni ne sanıyorsun Celil komutan? Ben neden senden para isteyeyim ya? Sana son kez söylüyorum. Al o kızı ve buradan gidin. Bu işin sonu kötüye varmadan buradan gidin. Ya nereye gideceğim ben ya? Niye ki gideceğim? Ben yardım ederim. Teşekkür ederim. Önemli değil. Teşekkür ederim. Önemli değil.
Afiyet olsun. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Birisinin sana nerede oturup oturmaman gerektiğini öğretmesi lazım sanırım. Kalk buradan. Baksana, biraz fazla olmuyor musun sen? Benden ne istiyorsun? Senin gibi birinden ne istenebilir ki? Kalk dedim. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? İnsanlar yemek bulamıyor, yemek. Nimet yere düşürülür mü hiç? Babaanne gibi konuşuyorsun kızım ya. Ne yapıyorsun ya? Ezik misin kızım sen? Sensin ezik. Senin geldiğin yerde sana disiplin ne demek öğretmemişler hanımefendi. Ama merak etme. Ben sana burada her şeyi bir güzel öğretirim. Bir arkadaşına tokat atmak. Hele Dilara gibi bir arkadaşına tokat atmak ne demekmiş? Öğretirim ben sana. Ama... Sus! Cevap verme bana. Ben konuş dedim mi sana? Dilara, müdür bey, böyle bir şey nasıl olur? Merak etmeyin Asu Hanım. Yeni öğrencimiz okulu ve beni henüz tanımadığı için bir kabahat işlemiş. Ama ona Dilara'nın kim olduğunu anlattım. Öyle değil mi küçük hanım? Çabuk özür dile. Özür dile. Lütfen ne yapıyorsunuz? O daha küçük bir çocuk. Hayatım, sen de lütfen ayağını indirir misin? Bak, siz ikiniz çok iyi arkadaşlarsınız değil mi? Güzel güzel geçineceksiniz. Bu okulda çok güzel yıllarınız olacak. Arkadaşından özür diler misin? Ama anne ya. Çabuk. Özür dilerim. Ben de. Bir de sarılı. Evet. Küçük hanımlar, şimdi doğru bize gidiyoruz. Bu güzel anı güzel bir yemekle kutlayacağız, tamam mı? Ama benim eve gitmem lazım. Merak etme, ben annenle konuşurum küçük hanım. Hadi düşün bakalım önüme. Bu arada müdür bey, çocuklarla olan sorunlarınızı başka bir biçimde çözerseniz iyi olur. 2000'li yıllardaki Türkiye'ye hiç yakışmıyor. İyi günler. Thank you.
Demek ki arkadaşlarımızla iyi geçinmemiz gerekiyormuş, değil mi? Neden? Ne oldu bakayım? Aramızda bir sır. Kızlar arasında. Babacığım, Nehir babasının seni tanıdığını söylüyor. Askerden arkadaşınmış. Benim mi? Yok, hayır. Benim gördüğüm amca siz değildiniz. Biz babamla önceden buraya gelmiştik de. Buraya mı gelmiştiniz? Evet, babamın askerden arkadaşını ziyarete geldik. Ama başka biriydi. Adı neydi? Cemal. Yok, hayır. Celil. Evet, Celil. Ha, Celil hikaye diyorsun sen. Babamla karıştırdığın kişiye de bak. Siz nereden tanıyorsunuz Celil'i? Dediğim gibi işte. Babamın askerden arkadaşıymış. Uzun zamandır da görüşememişler. Biz de onu ziyarete geldik. İyi. Ben konuşurum Celil'le. Dolmadan da alır mısın birazcık? Teşekkür ederim. Sırada tatlılar var, haberin olsun. Çok lezzetli gözüküyorlar ama ben çok doydum. Eğer ki verirseniz kardeşlerimi götürmeyi de çok isterim. Tabii ki. Afiyet olsun. Bunu da oraya koyalım. Celil Bey, Dilara'nın arkadaşını evine kadar bırakır mısın? Şoför gitmiş de. Celil Efendi. Evet, tabii. Merhaba Celil amca. Babanla Celil Bey askerlik arkadaşıydı değil mi? Evet. Unutmuşum. Çok teşekkür ederim. İyi geceler canım. Size de. Beni evinize çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Yarın okulda görüşürüz Dilara. Görüşürüz Nehir. Çok yakın mıydınız Celil amca? Hayır, çok yakın değildik. Babam öyle olduğunuzu söylemişti de. Buraya neden geldiniz? Yani başka bir yerde yaşıyordunuz. Bilmem, babam bir anda karar verdi. Burada daha çok para kazanabileceği bir iş olduğunu söylemişti. Öyle dedi demek. Biz çok sıkıntılar çektik Celil amca. Hayatımız çok zordu. Ama artık inanıyorum. Bu şehir bana ve aileme uğur getirecek. Çok mutlu olacağız.
Teşekkür ederim Celil amca. İyi akşamlar. Merhaba baba. Babacığım. Hadi içeri geç. Tamam. Sen beni niye dinlemiyorsun? Celil komutan, karım hamile. 3 tane çocuğa bakıyorum. Nereye gideyim? Nasıl yapayım? Yani sen de biliyorsun her şeyi işte. Murat, bak yalvarıyorum artık sana. Tamam Celil komutan. İstanbul'a gelmeyecektim. Bir daha hiç karşılaşmayacaktık. Tamam. Tamam ama durum değişti, şartlar değişti işte. Ya Murat bak, sorun sen değilsin. Sorun o kızın ikide bir eve gelip gitmesi. Hangi kızın? Nehir'in mi? Ya evet. O eve gelmesin artık. Allah Allah. Bacak kadar kızın sana ne zararı olacak? Ya bak, bunlar büyük insanlar. Böyle insanların evine istediğin zaman gidip gelemezsin. Ya bak şunu anla, ben orada çalışıyorum. Çocuğumun rızkını oradan sağlamaya çalışıyorum. Sencer Bey kendi söyledi. Arkadaşını uyar dedi. Bugün ben mani olmasam resmen o kızı evden kovabilirdi bile. Öyle mi? Kusura bakma Celil komutan. Nereden bileyim ben böyle olduğunu? Tamam, merak etme. Bir daha gelmez, yollamam. Heh, beni unut. O evi unut. Her şeyi unut, tamam mı? Her şeyi unut. Tamam, tamam ya. Tamam, unuturuz, tamam. Güzel kızım. Ya bu işler sana mı kaldı? Yorulmuyor musun? Ya olsun baba ya. 2 dakikada hallederim ben. Biliyor musun? Sana bir sürprizim var. Ne? Ya hadi baba söylesem ya. Çok merak ettim. Bir öpücük verirsen belki söyleyebilirim. Biliyor musun Nehir? Ben bugün tersanede işe başladım. Ne? Evet. Tersanede mi? Evet. Sabun yaptım ama. Olsun olsun, önemli değil, boş ver. Peki baba, çok fazla gemi var mı orada? Evet, bir sürü gemi var, bir sürü. Peki kullanmana izin verirler mi? Verirler, verirler tabii. Dükkan benim orada ya, hepsini verirler bana. Yaşasın. Bana bak, sen ne yaptın bugün? Yemeğe gidecektin hani. Ha evet baba, yemek yedik orada. Hepsi çok iyi insanlar. Zenginler ama burnu büyük değiller öyle. Ya öyle mi? Hı hı. Ya Dilara ilk başta öyle gözüküyordu ama tanıyınca çok iyi bir insan olduğunu anladım onun da. Peki babası? Sencer amca mı? Ha o. O da çok iyi biri. Yeni tanışmamıza rağmen o da çok iyi davrandı bana. Hem ne zaman istersem onlara gidebileceğimi de söyledi. Ne zaman istersen gelebileceğini mi söyledi? Evet. Kızmadı mı? Hayır. Hadi baba ya, oyalama beni. Çok işim var daha. Allah Allah. Ya bu Celil komutan niye yalan söylüyor ki? Buraya gelmemen için sana tonla para ödemedim lan. Neyin peşindesin? Bu iş ölüm kalım meselesi demedim mi ben sana ha? Bu kızı bu eve nasıl getirirsin? Sen Nehir'i Sencer Bey'in çocuklarının gittiği okula mı yazdırdın ha? Thank you.
Nasıl gidiyor delikanlı? Sağ ol Halit abi. Çalışıyorum, ne yapayım işte. Elimden geleni yapıyorum. Yap, yap. İşleyen demir ışıldar. Halit abi. Bir şey sorabilir miyim acaba? Sor. Demin konuştuğunuz bey. Sencer. Sencer. Sencer mi adı? Sencer. Aslında onun yanında çalışan Celil Onbaşı benim askerden çok yakın arkadaşım da. Celil'i tanıyorsun değil mi? Ha, tanıyorum. Tanıyorum da. Bu Sercan Bey'in. Sencer. Ha, Sencer Bey'in. Acaba kızını kaybetmiş olabilir mi? Öyle bir şey hatırlıyor gibi. Ama kimisi kaçırıldığını söyledi, kimisi denizde boğulup öldüğünü. Yani sonuçta kötü bir olaydı. Ama nereden baksan 10 yıldan fazla olmuştur. Sağ ol abi. Allah Allah. Ya bu Celil Onbaşı neden böyle bir şey yapsın ki? Nehir ve ailesini o evden kovmamı istiyorsun. Doğru mu anlamışım? Estağfurullah efendim. Ben sadece bu adamı iyi tanıdığımı söylüyorum. Üçkağıtçının tekidir. Bunlar tekil insanlar değiller. Açıkçası sizi kullanmalarından korkarım. İnsanlardan iyi anlıyorsun. Öyle mi Celil? Tıpkı Sencer'in insanlığından anladığın gibi değil mi? Yiğit savcım. Abim hiç düşünüyor musun? Hı? Seni ne kadar çok sevdiğini hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım efendim? Nur içinde yatsın. Allah gani gani rahmet eylesin. O adamın yanında olmak seni hiç mi rahatsız etmiyor? Ben sadece çocuğumun, Alper'imin geleceğini düşünüyorum. Bundan başka da bu dünyada bir beklentim varsa Allah belamı versin. Arkadaşın Murat da sadece çocuklarının geleceğini düşünüyor. Böyle insanlara yardım etmek lazım Celil. Siz daha iyi bilirsiniz ama... Nehir ve ailesi abimin evinde kalacaklar. Etsen iyi olur. Aa sen tanımadın mı beni? Geçen gün sizin evde karşılaştık. Baban babamla yakın arkadaş. Evet hatırladım. Zinciri atmış bunun da. Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl yürüyeceğim eve kadar? Ben yapabilirim. Kırılmış. Kaynağa ihtiyacı var. Nasıl yani? Kaynak işte. Sen anlar mısın ki? Babam her şeyi tamir edebilir. Bana da öğretmişti. Neyse tamam o zaman. Ben de daha sonra yaptırırım. Şimdi açık bir yer bulamam. Gelsene tersen de babamın yanında yapabiliriz. Hadi gel. Okulda tanışamadık diye beni mi takip ettin? Ben Oğuz. Çok komiksin ama babam burada çalışıyor diye geldim. Yalnız dikkat et bu makine oyuncak değil. Kendine zarar verebilirsin. Dedem buranın sahibi ve ben de kaynak öğreniyorum. Wow. Sahibi mi? Çok şanslısın çünkü gemiler çok güzeller. Ama birisinin sana bu işi öğretmesi lazım. Kimmiş o? Çekil de şu işi halledeyim.
Hala bitmedi mi? Alper sen de mi buradasın? Bitti gitti. Ya bir kız nasıl bu kadar güzel kaynak yapabilir? Babamdan öğrendim. Ben acilen eve gitmeliyim. İstersen seni evine bırakabilirim. Teşekkür ederim. Görüşürüz Oğuz. Görüşürüz. Okulda görüşürüz. SMDR Denizcilik. Başvurunuz değerlendirilmiştir. Sözlü mülakat tarihi için sizinle irtibata geçirecektir. Yes! Baba. Baba olacak. Başaracağım baba. Yapacağım. Söz verdiğim gibi. Afiyet olsun efendim. Oğlum, tamam dur. Anladık, büyüdün, koca adam oldun da bu hesabı senin ödeyeceğin anlamına gelmiyor. Ya baba, ben davet ettim seni. Allah Allah, ne davetiymiş bu böyle? Zaten beyefendinin yüzünü bir öğle tatillerinde görüyoruz. Bırak da yediğimiz yemeğin hesabını da bir biz verelim yani. Hadi çek şöyle, çek. Baba. İşle alakalı. Alo. Sana çok güzel bir haberim var. Neymiş bakalım? İşe kabul edildim. Ciddi misin? Yani aslında tam olarak öyle değil. Ön elemeyi geçtim. Şimdi beni final mülakatına çağırdılar. Ya sen zaten geçersin mülakatı. Peki ne zamanmış, belli mi tarih? Belli değil şu an. Ama yarın bir gün ararlar herhalde. Ne zaman istiyorlarsa arasınlar. Ben hazırım. Ben de hazırım. 15 yıldır bugünü bekliyorum. İstanbul'a geliyorum Alper. Geri dönüyorum. Evet. Artık hiç ayrılmayacağız. Hiç ayrılmayacağız aşkım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim beni getirdiğin için. Sayende çok hızlı geldim. Eviniz burası mı? Evet. Daha doğrusu başka bir amcanın evi. Biz geçici olarak burada kalıyoruz. Benim hemen eve gitmem lazım. Yemek yapacağım. Geç kalırsam annem bana çok kızar. Aa, sen yemek de mi yapıyorsun? Yani anneme yardım ediyorum. Peki, hoşça kal. Görüşürüz, dikkatli git. Küçük Hanım. Nihayet evin yolunu bulabildiniz. Okuldan arkadaşlarımlaydım anne. Babama haber vermiştim. Babana haber verince her şey halloluyor mu sanıyorsun? Bu evde kim yardım edecek bana? Züppe züppe arkadaşlar dedinmiş. Uğursuzluktan başka bir şey getirmedin bize be. Feryal. Babacığım, hadi sen biraz bahçede oyna.
Sana bu kızla bir daha böyle konuşmayacaksın demedim mi bana? Ne biçim bir konuşma bu? Ne o? Vuracak mısın? Ne? Çok güzel bir hayat yaşatmışsın gibi şimdi bir de dövecek misin beni? Bıktım artık. Kimden yaptıysam bu çocuğu ona yüzü baksın. İstemiyorum, anladın mı? İstemiyorum. Bahar, durma. Yazıklar olsun be. Şimdiye kadar taş olsa sevilirdi. Nasıl bir kalbin var senin anlamıyorum ki. Kendi çocuklarına var benim kalbim. Ona yok. Nehir. Ne oldu babacığım? Konuştuklarımızı mı duydun sen yoksa? Ha? Ya üzülme lütfen. Sen anneni bilmiyor musun? Annen sinirli. O hamileye konuştuk bunları. Sinirli biraz. Baba biliyordum. Onun kız olmadığını biliyordum. Hep hissettim bunu. Yok yok. Yok canım. Sen Nehir. Annen sinirli. Biliyorsun. O bizim gibi değil. O biraz değişik. Ha? Ya baba, ben onu çok sevdim. Onu mutlu etmek için her şeyi yaptım. Ama o beni hiç kabul etmedi, hiç sevmedi. Baba, Sinan'a baktığı gibi bakıyor mu bana? Sema'nın saçlarını taradığı gibi bir kere de benim saçımı taradı mı? Bir kere bile kucağına oturmadım ben annemin. Ben onu çok seviyorum baba. Ama o beni hiç sevmiyor. Benim gerçek annem kim baba? Ne olur söyle. Saçmalama lütfen Nehir. Sen o annenin söylediği şeyleri lütfen. Yani hiç olur mu böyle şey annem? Gerçek değil onlar olur mu? Öyle sinirlendiği için söyledi. O tutamıyor kendini işte şey. Baba ne olur sana yalvarıyorum. Söyle benim gerçek annem kim? Benim gerçek annem var mı baba? Benim annem kim? Ne kadarını biliyorsun? Kimisi kaçırıldığını söyledi, kimisi denizde boğulup öldüğünü. Yani sonuçta kötü bir olay tabii. Benim gerçek annem var mı baba? Benim annem kim? Benim annem kim? Siz burada bekleyin. Haber verdik geliyor hemen. Ne işin var burada senin? Konuşmamız gerek. Ya hiç burada konuşulur mu? Yürü. Buraya gelmemen konusunda seni uyarmadım. Hı? Ne işin var burada? Burada olmamdan neden bu kadar korkuyorsun? Neden korkayım? Tabii. Sen benim değil, Nehir'in buralarda olmasından korkuyorsun değil mi? Murat. Yoksa... Evet, her şeyi biliyorum. Nehir, onların kızı değil mi? Murat, bak dinle. Neden onu bana bıraktın? Ha?
bu kadar iyi bir ailesi olabilecekken neden onun bu olduğu yalanını uydurdun? Ben öyle bir şey yapmadım. O zaman korkmana da gerek yok hiç. Ama bu ailenin gerçeği öğrenmeye hakkı var. Murat, ne kadar istiyorsun? Bütün bunları para için yaptım mı sanıyorsun lan? Nehir'in ne kadar acı çektiğini biliyor musun? O onlarla prensesler gibi yaşayabilirdi. Benim bu sefil hayatımı sürmeye hiç ihtiyacı yoktu. Söyle, bana bunu neden yaptın lan? Ha? Neden onu bana bıraktın lan? Ona bunu nasıl yaptın lan, nasıl? Eğer sana söylersem ikimiz de ölürüz, anladın mı? Şimdi ya beni öldür ya da defol git buradan! Merhabalar. Ben önemli bir konuyu konuşacaktım. Kızlarının okuldan arkadaşı Nehir'in babası der misiniz? Buyurun efendim, içerideler. Nehir? Baba bak, Dilaralar bana yeni elbise almışlar. Çok yakışmış değil mi? Evet, evet çok yakışmış. Çok 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 teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederim. Siz neden zahmet ettiniz? Ben Nehir'i şoförle yollardım. Asu Hanım. Asu Hanım. Nehir'in annesi. Hamile de. Ben onu almaya geldim. Annesine yardım etsin diye. Ay, sen annene ev işlerinde yardım mı ediyorsun hayatım? Aferin sana. Dilara, bak arkadaşını örnek al. Aslında ben pek bir şey yapmıyorum. Bulaşıkları yıkıyorum, çamaşırları asıyorum. Bir de sofrayı kurmasında yardımcı oluyorum, o kadar. Daha ne yapacaksın? Sizin evde bulaşık makinesi yok mu? Dilara, her evin kendine göre bir düzeni vardır. Değil mi? Neyse, sizi fazla bekletmeyelim. Babayı bekletmeyelim. Üzerini çıkar, evde giyersin sonra. Hayır. Ben bunu çıkarmak istemiyorum. Çok beğendim. Peki. Çıkar! Çıkar çabuk, çıkar! Çıkar dedim. Söylediğimi duymuyor musun? Ne oluyor Feryal? Ne yapıyorsun? Defol. Defol git diğer evde yaşa. Dilara mıdır her ne zıkkımsa git diğer evde yaşa. Benim çocuklarımın karnı açken sen bu evde bu elbiseyle dolaşamazsın. Ne yapıyorsun Feryal? Niye alıyorsun elbiseyi? Satacağım çünkü, ne var? Ne? Benim çocuklarımın karnı açken bu uğursuz bu elbiseyle dolaşamaz bu evde. Yeter! Yeter! Artık şu kıza uğursuz deyip durma! Yeter! Birazcık iyi davran! Galiba bebeğimi düşüreceğim. Anladım. Haklı çıkmak için bana bağırıyorsun. Benim bu durumda olmamın suçu kimin? Evimden, yurdumdan uzaklaştırdın yetmiyor gibi. Şimdi bir de bana sesini mi yükseltiyorsun? Feryal. Benim suçum.
Hepsi benim suçum. Ama ne olur, ne olur Nehir'e bağırma. Kızıma, kızımıza bağırma. Lütfen yapma. Bu kadar çocuk. Ben onunla biraz vakit geçirmek istiyorum. Baba, ne olur yapma böyle. Hem ben zaten o elbiseyi hiç beğenmemiştim ki. Ne olur ağlama daha fazla. Zavallı kızım. Benim yüzümden nelere katlandın. Aman, sanki ne yaptıksa, ne haliniz varsa gör. Baba, ben gerçekten iyiyim. Ne olur ağlama. Eski eve gidiyoruz. Çınarlı Sencer Bey'le görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Yok. O zaman görüşemezsiniz. Babasıyım ben. Öyle deseniz, kızlarımız aynı okulda okuyor. Dilara, Nehir, arkadaşlar. Biraz bekleteceğim sizi. Buyurun, Sencer Bey sizi bekliyor. Sağ olun. Thank you.
Eğer misafiriniz geldi. Gelsin. Buyurun. Buyurun oturun. Demek Nehir'in babası sensin. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? Kusura bakmayın Sencer Bey. Şaşıracaksınız. Biliyorum biraz da ani olacak ama... size bir şey sormam lazım. Seni dinliyorum. Yıllar önce kızınızın kaybolduğu doğru mu? Bu konuda bazı şeyler biliyorum. Zaman onunla karşılaştık. O da burada yaşayabileceğimizi söyledi. İçeri gelmek ister misiniz? Aslı Hanım iyi misiniz? Su getirmemi ister misiniz? Benim zamanım çok değerli. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Kızınızın 11 yıl önce kaybolduğunu duydum. Yanlış duymuşsun. Yanlış mı? Evet. Çünkü o kaybolmadı. Öldü. Ayrıca sana ne bundan? Hayır Sencer Bey. O ölmedi. Yaşıyor. Yiğit mi izin verdi? Evet. Hamile olduğumu görünce sağ olsun oturabilirsiniz dedi.
orası? Orası Yiğit Bey'in abinin odasıymış. Eşyaları varmış, kilitli. Biz de hiç girmedik. Dedim. Ama Yiğit Bey dedi ki... Yiğit'in ne dedi önemli değil. Bu ev benimdi, hala da benim. Anılarıma dokunmanıza izin veremem. Ama hanımefendi, nereye gidelim böyle halimizi görüyorsunuz çoluk çocuk. Siz evi boşaltın, ben ev tutacak parayı size gönderirim. Teşekkür ederiz ama biz dilenci değiliz. Paranız size kalsın. Biz yarın evi boşaltırız. Nehir'cim... Sen istersen büyüklerin işine karışma. Gönlünden kopmuş, verecek kadıncağız. Kimsenin parasına muhtaç değiliz biz. Babam yarın kalacak bir yer ayarlar bize. Şimdi lütfen buradan gider misiniz? Artık gidin lütfen. Ödevimle ilgili birkaç tane sorun var da bana gelip yardım eder misin? Ederim oğlum. Geç sen, geliyorum ben de şimdi. Buyurun. Teşekkür ederim. Ortalığın kusuruna bakmayın. Bugün böyle her şey üst üste gelince toparlamaya fırsatım olmadı. Asıl siz kusura bakmayın. Olayları duyunca böyle habersiz gelmek zorunda kaldım. Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar savcım. Nasılsınız? Buyurun oturun. Geçmiş olsun. Ha, önemli bir şey değil, küçük bir şey. Sana da kahve yapayım mı? İçer misin? Vallahi içerim hanım.
Murat Bey, bugün tatsız bir olay olmuş. Allah Allah, nasıl? Ben hallederim. Sizi üzecek bir durum yok. Allah Allah, hayırdır, ne olmuş savcım? Bugün Asu buraya gelmiş. Biliyorsunuz benim abimin eşiydi. Tabii abimi kaybetmeden önce. Öyle mi? Nur içinde yatsın. Asu sonra kızını da kaybedince psikolojisi bozuldu. Hastaneler, ilaçlar falan. Tabii, anlıyorum onu. Bu evde hepimizin anıları var. En çok da Asu'nun. Ama yine de yapmaması gerekiyordu. Bugün buraya gelip ileri geri laflar etmiş. Nehir'i de üzmüş. Allah savcım, yani ben yaptığınız iyiliği ömrüm boyunca unutamam. Ama eğer biz bir rahatsızlık veriyorsak, yani yük oluyorsak, o zaman biz başka bir yere geçelim. Estağfurullah, ne yükü? Siz burada kalın. Ben konuşurum Asu'yla. Fevri davranmış. Eminim o da söylediklerinden üzüntü duymuştur. İnşallah her şey tatlıya bağlanır. Çünkü çok alıştık biz bu eve. İnşallah. Bu Murat. Neden kızımı kaybedip kaybetmediğimi sordu. Bunca şeyi nasıl bilebilir? Sen mi yolladın yoksa? Asla efendim. Ben böyle bir şey aklımdan nasıl geçiririm? Kız yaşıyor mu? Hayır. Yemin ederim ki kız öldü. Yalan söyleme! Ah. Hala yaşıyor değil mi? Hayır. Hayır yemin ederim kız öldü. Bana bak. Son defa soruyorum. O kız yaşıyor mu? Hayır. Yaşamıyor. Yaşamıyor yemin ederim. Kendi ellerimi öldürdüm. Kendi ellerimle öldürdün öyle mi? O zaman ben de seni kendi ellerimle öldüreceğim. Konuş! Yaşamıyor. Öldü. Yemin ederim. Öyleyse o kıyafetin onda ne işi var ha? Doğruyu söyle adi herif. O çocuğu öldürmedin değil mi? Beni tehdit mi edecektiniz beraberce? Konuş köpek, konuş. Anlatacağım. 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 Ben yapamadım bu işi. O yüzden Murat'ı da kattım bu işin içine. O öldürdü. Kızı o öldürdü. Sen gördün mü öldüğünü? Gördüm efendim, gördüm. Kıyafetleri saklamış olmalı. Sürekli borcu olan birisidir. Para için yapmıştır. Ben böyle olacağını tahmin edemezdim. Bu sırra başkasını ortak ettin Celil. Çok özür dilerim, yapamadım ben. Sana boşuna güvenmişim. Sende birini öldürecek cesaret yokmuş. İnsanın içinde birazcık kötülük olmalı ki işine yarasın. Ben konuşurum efendim. Hayır! Sen beceremedin. Bu işi ben halledeceğim. Diyelim dediklerin doğru. O zaman o adamı tekrar bana getireceksin. Bir de üçümüz konuşalım. Bir yüzleşelim bakalım. O çocuğu öldürdüğünü senin yanında bana da söylesin. Tamam efendim. Ben ararım. Derhal konuşurum. Tamam, derhal. Pis herif.
kimin? Yeğenim doğduğunda almıştım. Kaç yaşındasın sen? 11. Al o kızı ve buradan gidin. Bu işin sonu kötüye varmadan buradan gidin. Bugün Asu buraya gelmiş. Biliyorsunuz benim abimin eşiydi. Kızım. Nehir gel beraber yapalım. Ver. Gerdir, gerdir. Gerdir. Ver. Getir. Hoppa. Bana bırakabilirsin. Sağ ol baba. Nehir. Efendim baba. Gel otur şöyle. Gel. Gel canım. Gel. Gel. Güzel kızım. Aile olmak ille de yan yana olmak demek değildir. Öyle değil mi? Niye böyle söyledin ki şimdi baba? Mesela bazı aileler vardır. Onlar bir arada olsalar bile hep kavga ederler. Birbirlerinin kıymetini bilmezler. Oysa öyle aileler vardır ki onlar birbirlerini ayrı da olsalar severler. Hep özlerler. Onlar daha çok aile gibidir, değil mi? Baba böyle söyleyerek beni üzmek mi istiyorsun? Yoksa beni bırakıp gidecek misin? Bir gün sen beni bırakıp gideceksin Nehir. Ben seni bırakmam ki. Bak Nehir. Aile olmak için yani ille de kan bağı gerekli değil. Tamam mı? Aile demek yaşadığın acı tatlı hatıralar demek. Üzüntüler demek. Sevinçler demek. Hayatta biraz az da olsa ailenin kıymetini bil. Oldu mu Nehir? Sadece benim değil ama kardeşlerinin, annenin. Tamam mı? Baba,
Eğer annemin beni doğurmadığını bildiğim için böyle söylüyorsan. Evet, o konu beni bayağı bir üzmüştü ama ben onu unuttum ki. Hem ben seni, kardeşlerimi, annemi, hepinizi çok seviyorum. Ya sen ne kadar tatlı bir kızsın. Nehir, gel bana yardım et. Ben de geldim. Borcunu ödedikten sonra dilediğiniz hayatı sürebilirsiniz. Yalnız bir tek şartım var. Buradan gitmem. Benim gerçek annem var mı baba? Benim annem kim? Bu parayı Sencer Bey mi yolladı? Hayır. Bu benim param. Ben biriktirmiştim. Vay be. Küçük bir çocuğun çalınmış hayatına karşılık bu para, öyle mi? Daha fazla mı istiyorsun? Tamam, bunu konuşabiliriz. Anlaşabiliriz. Anlaşamayız. Nehir, Sencer'in kızı değil, değil mi? Evet. Bunu sana daha önce defalarca söylemiştim. Tabii. Çünkü Nehir, Asuhan'ın kızı. Öyle değil mi? Neden Celil komutan? Neden anası varken onu bana getirdin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Bak, al bu parayı. Hem Nehir artık senin kızın. Onu daha iyi koşullarda yetiştirmek istemez misin? Ya gitti be. Bunu her gün düşündüm. Her gün düşündüm. O kızın çok daha iyi bir hayatı olabilirdi. Ama bunu onun elinden sen aldın. Artık herkesin neyin ne olduğunu öğrenmeye hakkı var. Nehir'in de, Asu Hanım'ın da. Yalvarırım dur. Haklısın. Doğruyu söylüyorsun. Ama dur dinle, yalvarırım. Eğer şimdi hanımefendiye gidersen Sencer Bey bir şekilde bütün bu olanları öğrenir ve yapacağı kötülükleri tahmin bile edemezsin. Bak, bu adamı tanımıyorsun sen. Murat, doğruyu söylüyorum. Lütfen inan bana. Ben de yoruldum artık. Bak, seni hanımefendiyle ben buluşturacağım, ha? Ben buluşturacağım. Ulan Celil komutan, bunca şeyden sonra ben sana nasıl güveneceğim lan? Nasıl güveneceğim? Murat, benim de çocuğum var. Ve her gün çektiğim vicdan azabından dolayı yanıp kavruluyorum. Sencer Bey'in tehditlerinden yoruldum artık. İnan bana. Bu gece saat 9'da tersanenin orada buluşalım, olur mu? Söz. Asu Hanım'ı sana ben getireceğim. Thank you.
Baba. Gidiyorum. Evimize geri dönüyorum. Ama sana söz veriyorum. Tekrar buraya geleceğim ve senin hayalini gerçekleştireceğim. Mühendis olacağım baba. Mühendis olacağım. Sana söz veriyorum. Biliyorsun, yeni bir kardeşim daha doğdu. Ona ve aileme çok iyi bakacağım. Seni çok seviyorum baba. Hoşça kal baba. Hoşça kal. Baba. Seni çok özledim.